Arkadaşlar selamünaleyküm. Savunma sanayimizle ilgili herhalde her gün video hazırlasam konu sıkıntısı çekmeyiz. O kadar fazla gelişme yaşanıyor bu alanda çok şükür. Her yeni gelişme hem ülkemizin güçlenmesine katkı sağlıyor hem de bu alanda bağımsızlığa bir adım daha yaklaşmamıza vesile oluyor. O yüzden bu gelişmeler önemli. Bugün de ordumuz için devrim denebilecek bir yerli sistemi konuşuyoruz. Yalman silah kulesi. Özellikle kara kuvvetlerimizin bakış açısını değiştiren, yakın zamanda da eli ayağı olacak bir proje bugün konumuz. Tek platform Kurumu'ndan tek tipte füze ya da mühimmat dönemi Yalman'la tarih oluyor. Biz de bu videoda tarihe şahitlik ediyoruz. Yalman Silah Kulesi'ni Roketsan geliştiriyor ve Türk ordusuna büyük katkılar sağlayacak gibi görünüyor. Çünkü Yalman çok rollü bir sistem. Entegre edildiği platformdan 4 farklı hassas güdümlü füzeyi ateşleyebiliyor. Bu füzeleri tek tek konuşacağız birazdan ama önce biraz daha Yalman'dan bahsedelim. Hareketli araçlarda kullanılabildiği için düşman unsurların kabusu olabilecek bir proje bu. Tanklar, zırhlı araçlar gibi hedeflerin başına bela olabilecek bir silah kulesi. Bu silah kulesi FNSS tarafından üretilen silah taşıyıcı araç kaplanda kullanılıyor. Stabilize bir taret sistemi var. Bu sayede saatte 40 kilometre hızla hareket halindeyken ateşlenebiliyor ve düşmana kolay hedef olmuyor. Yine düşman saldırılarından korunmasını sağlayan bir özelliği daha var. Elektrooptik sistemleri sayesinde bir engelin arkasına saklandıktan sonra füzesini ateşleyip hedefini vurabiliyor. Araç içerisinden kontrol edilebilen sistemin 360 derece dönüş özelliği var. Bu sayede tehdit ne tarafta olursa olsun hızla saldırı gerçekleştirebiliyor. Yalmanın kullanıldığı tek yerde kaplan ya da daha genel bir ifadeyle kara araçları değil. Denizde de iki farklı platformda kullanılıyor şu an. Biri son zamanların en özel çalışmalarından olan ULAQ silahlı insansız deniz aracımız. ULAQ'ın kullanıldığı bölgede düşmana kabus yaşatmasını sağlayacak özelliği Yalman desek yanlış bir cümle kurmuş olmayız. Onun dışında bir de Burak sınıfı korvetlerimize de test amaçlı entegre edildiği Alman. Bu sistem için bizim ordumuzda yeni bir dönemi başlatıyor diyebiliriz. Çünkü Türk ordusu özellikle de kara kuvvetlerimiz normalde sistemlerin çok rolü olmasını tercih etmiyordu. Her sistemin tek görevi olsun ve işine odaklansın diye bakılıyordu. Bu yüzden de silah taşıyıcı araçlar projesinde her aracın bir silah taşıması istenmişti. Yani siparişi verilen araç tank savar görevde kullanılacaksa sadece tank savar mühimmat kullanacak şekilde tasarlanması isteniyordu. Yalman'la bu mantığın artık değiştiğini görmüş olduk. Zaten ordumuz her anlamda çağa ayak uyduruyor. Yeni çağın askeri teknolojilerinde de çok rollülük yaygın bir yaklaşım. Çok da mantıklı bir yaklaşım diyebiliriz tabi buna. O yüzden Yalman'ın ordumuzca istenmesi çok şey anlatıyor bize. Tabi bu yaklaşım Farkının oluşmasının bir büyük sebebi de ordumuzun harekat alanının çok genişlemesi. 15-20 yıl öncesine kadar Anadolu coğrafyasının dışında yoktuk. Yani yurt dışında var olduğumuz bölgelerde de pasif görevler alıyorduk. Şimdi ise 3 kıtada aktif görevler alan bir ordumuz var. Haliyle farklı sahalarda farklı görevler yapıyoruz. Bu durumda da çok rollü araçlar artık bir tercihten öteye geçip bir zorunluluk haline geliyor. O yüzden bugünlere geldiğimiz süreç önemli. Yalman Ağustos 2020'de Kaplan aracına entegre edilmiş şekilde görücüye çıkmıştı. İDEF 21'de de üzerinde 2 adet umtas ve 4 adet cirit yüklü şekilde sergilendi. Ama Yalman'ın mühimmat ailesi bunlarla sınırlı değil. Yalman'da omtas, UMTAS, Cirit ve Sungur füzeleri kullanılabilecek. Ayrıca 7.62 mm makineli tüfek entegrasyonu çalışmaları da devam ediyor. Peki bu silah yükleriyle Yalman ordumuza ne kazandıracak? Bu sorunun cevabı taşıdığı füzelerde gizli. O yüzden Yalman'ın mühimmatlarını detaylıca konuşalım şimdi. 4 farklı füze ateşleyecek dedik. Bunların ilki UMTAS. UMTAS'ı ROKETSAN geliştiriyor. Orta menzilli bir tank savar Kızıl Kızılötesi görüntüleyici arayıcı başlığı var. Bu sayede gece gündüz ve her türlü hava koşulunda görev yapabiliyor. Atış öncesinde de, sonrasında da hedefe kilitlenebiliyor. Atunut özelliği var. Hedefe kilitleyip attıktan sonra takip etmenize gerek kalmıyor. Bunun yanında at güncelle uçuş moduna da sahip. Yani atışı yaptıktan sonra hedef değiştirebiliyorsunuz. Omtasın zırh delici tandem harp başlığı var. Bu sayede zırhlı hedeflere karşı etkili saldırılar yapabiliyor. Tabi bunun yanında iki farklı başlık seçeneği daha var. Yüksek infilaklı parçacık etkili başlık ve termobarik başlık. Sütre gerisinden ateşlenebiliyor olması, hedef olmadan hedef alabilmesini sağlıyor. Hem doğrudan hem de üstten vuruş özelliğine sahip olan omtas 1,80 metrelik bir boyuta sahip. Toplam ağırlığı 35 kilo. 4 kilometreye kadar menzili var. Yani Omtas'ın genel özelliklerine bakınca Yalman'ın tankların başına bela olacağını söylemek mümkün. Omtas dışında bir füze seçeneği de Umtas. Umtas da yine Roketsan üretimi. Omtas'tan farklı olarak uzun menzilli bir tank savar füze sistemi. Etkili menzili 8 kilometreye kadar yükseliyor. Uzunluğu Omtas'la aynı. Ağırlığı ise 37,5 kilo. Biraz daha fazla yani. Yine at unut ve at güncelle modları var Ve UMTAS'la aynı patlayıcı başlıklara sahip. Yalmanda UMTAS'ın bir de lazer UMTAS versiyonu kullanılacak. Onun özellikleri UMTAS'la birebir aynı. Sadece lazer arayıcı başlığa sahip. O yüzden ayrı bir mühimmat olarak saymadım onu. Yalmanda kullanılacak üçüncü füzede hepimizin gayet yakından bildiği Cirit. Cirit bugüne kadar kullandığımız en yaygın yerli çözümlerden biri. Ordumuz onu T-129 Atak başta olmak üzere bütün taarruz helikopterlerinde kullanıyor. Türkiye'nin ilk milli lazer güdümlü füzesi olduğu için ayrıca özel bir yere sahip. Düşük maliyetli bir füze bu. Hafif sırlı hedeflere karşı kullanılıyor. Roketsan, Cirit'i güdümsüz roketlerle güdümlü tank savar füzeleri arasındaki boşluğu doldurmak için geliştirdi. 2012 yılında ilk seri üretim teslimatları gerçekleştirildi. 10 yıldır aktif kullanıyoruz yani. Özelliklerine kısaca değinirsek toplam 1,9 metre uzunluğa sahip. 15 kilogram ağırlığı var. 8 kilometreye kadar etkili menzile sahip. Bu menzili sayesinde atıldığı platform Manpets gibi omuzdan atılan tehditlerden korunarak saldırı gerçekleştirebiliyor. Çünkü mempetslerin menzilleri genellikle 5 kilometrenin altında. Cirit ateşlendikten sonra hedefe yaklaşana kadar ataletsel ölçü birimini kullanarak ilerliyor. Son aşamada yarı aktif lazer başlığını kullanıyor. Bu sayede vuruş hassasiyeti çok yüksek. Çok maksatlı, zırh delici, antipersonel, yangın çıkarıcı ve yüksek infilaklı harp başlıklarıyla donatılabiliyor. Yani harp başlığı seçeneği çok fazla. Cirit'in ilk milli lazer güdümlü füze olmasının yanında bir özelliği daha var. O da Türkiye'nin ilk siha denemesi yaptığı mühim mühimmat olması. 2013 yılında Anka A insansız hava aracımızdan iki adet cirit füzesi ateşleyerek SİHA denemesi yapmıştık. Şu anda da ordumuzun dışında Birleşik Arap Emirlikleri ordusu tarafından da aktif olarak kullanılıyor. Konuşsam bu füze hakkında anlatılacak daha çok şey var. Dediğim gibi bizim için çok özel bir mühimmat bu. Ama konuyu daha fazla dağıtmadan Yalman'da kullanılan dördüncü füzeye geçelim. Yani Sungur. Sungur diğerlerinden farklı olarak bir hava savunma füzesi. Kısa menzilli hava savunmada kullanılıyor. Hareketli ya da sabit birliklerin savunmasında etkili bir sistem. Sınıfında en uzun menzile sahip hava savunma füzesi bu. 8 kilometre etkili menzili var. Sungur'un kullanımıyla Yalman çok daha özel bir statüye kavuşacak. Bundan önce saydığımız bütün mühimmatlar kare hedeflerine karşı etkindi. Sungur sayesinde Yalman hava hedeflerinde vurabilecek yeterliliğe sahip hale gelecek. Özellikle helikopterler ve insansız hava araçlarına karşı etkili bir sistem olacak. İnsansız hava araçlarının her gün daha fazla sahalarda yer aldığını düşünürsek bu önemli bir gelişme diyebiliriz. Yine denizde bu sistemi kullanan araçlarımız da yakın tehditlere karşı çok daha caydırıcı hale gelecekler. Yani neresinden bakarsanız bakın çok önemli bir proje bu. Sahada dengeleri lehimize değiştirebilecek her çalışma gibi önemli. Ben böyle haberler için video hazırlamaktan yorulmam. Rabbim askeri teknoloji gündemine yetişebilmek için uykusuz kaldığım günleri nasip etsin bize inşallah. Allah'a emanet olun.